Elektroliz konusunun detaylarına girmeden önce size voltaik hücrenin yapısını hatırlatmak istiyorum. Böylece elektrolitik hücre ile karşılaştırma imkanımız da olur. Voltaik hücreler elektrik akımı üretebilmek için istemli gerçekleşen redoks tepkimelerini kullanır. Çinko elektrodundan başlarsak katı haldeki çinko, çinko artı 2'ye dönüşecektir. Bir çinko atomunun Çinko artı 2’ye dönüşebilmesi için iki tane elektron kaybetmesi gerekir. Hatırlayalım, elektron kaybetmek, yükseltgenme, diğer adıyla oksidasyon demekti. Gördüğünüz gibi, yükseltgenme tepkimesi, Çinko elektrodunda gerçekleşiyor. Demek ki Çinko elektrot bizim anodumuzu olmalı. Bu noktada hatırlamamız gereken şey yükseltgenme tepkimelerinin anotta gerçekleşiyor olması. Bunu da kimya yazarak hatırlayabilirsiniz. Çinko elektrodu bizim elektron kaynağımız, yani burası bizim negatif elektrodumuz. Bu elektronlar da elektrik akımını oluşturmak için bu telin içinde dolaşıyor. Hatta bakır elektroda doğru gidiyor. Çözeltinin içinde bakır artı 2 iyonları olduğunu biliyoruz. Çözeltinin içindeki bakır artı 2 iyonları bu iki elektronu kazandığı zaman bakır katı hale geçiyor. Yani bu elektrotta bakır oluşuyor diyebiliriz. Buna da indirgenme ya da redüksiyon diyoruz. Dolayısıyla elektron kazanımı da indirgenme oluyor. İndirgenme buradaki bakır elektroda gerçekleşiyor. Bu da bu elektroda katot dememizi gerektiriyor. Bunu da yine kimyadan hatırlayabilirsiniz. Evet, kimya bu isimleri hatırlamamıza yardımcı olabilir. Bakır elektrot aslında bizim pozitif elektrodumuz. Bu tepkimede kendiliğinden istemli olarak gerçekleşiyor standart hücre potansiyeli yani E0 1,1 1 volt. Pozitif bir hücre potansiyel değerinin istemli olarak gerçekleşen bir tepkimeyi işaret ettiğini hatırlıyoruz, değil mi? Sonuç olarak burada elektrik akımı üretiyoruz. Şimdi bu voltaik hücrenin yapısını elektrolitik bir hücreyle yani şu sağda gördüğünüzle karşılaştıralım. Elektrolitik hücreler elektrik akımı kullanarak kendiliğinden gelişemeyen bir tepkimeyi gerçekleştirmeye çalışır. Yani buradaki tepkimenin bütününe bakarsak, başlangıç noktamız katı haldeki bakır ve çözeltinin içerisindeki çinko artı iki iyonları olduğunu göreceğiz. Ulaşacağımız nokta ise çözeltinin içerisindeki bakır artı iki iyonları ve katı haldeki çinko. Aslında buna biraz önce konuştuğumuz tepkimenin tam tersi de diyebiliriz. Diğer bir deyişle bu tepkimenin reaktantları aslında bir önceki tepkimenin ürünleriydi. Öyleyse standart hücre potansiyelini bulmak için elimizdeki bu değerin negatifini almamız gerekiyor. Çünkü tam anlamıyla o tepkimenin tersini gerçekleştiriyoruz. Tepkimeyi tersine çevirirsek sadece artı eksi işaretini değiştiriyoruz. Başka bir deyişle hücre potansiyeli yani standart hücre potansiyeli eksi 1,1 volt olmalı. Hücre potansiyelinin negatif bir değere sahip olması, istemli olarak gerçekleşmeyen bir tepkimeye işaret ediyor. Tepkime kendiliğinden gerçekleşmiyor. Katı haldeki bakır, bakır 2 artıya, çinko artı 2 ise katı haldeki çinkoya kendiliğinden dönüşmüyor. Bunu gerçekleştirebilmek için biraz yardıma ihtiyaçları var. Yani bu tepkimeyi gerçekleştirmek için dışarıdan bir voltaj yani gerilim kaynağına ihtiyaçları var. Bu noktada bir pile ihtiyacımız var. O zaman elektrik devremizin içine bir de pil ekleyelim. Artık bir pilimiz de var. Negatif ucumuz sol tarafta, pozitif ucumuzsa sağ tarafta olmalı. Evet. Bu bizim voltaj yani gerilim kaynağımız. Bu tepkimeyi gerçekleştirmek için bize en az 1,1 volt gerekiyor. Aslında gerçekte gereken 1,1 ,1 volttan fazlası olabiliyor. Pilimizin negatif ucu elektronları aldığımız yer. Başka bir deyişle elektronlar pilin negatif terminalinden çıkarak çinko elektroduna ulaşıyor. Elektronlar çinko elektroduna yönlendiriliyor. Şimdi buraya iki tane elektron çizelim. Çözeltinin içinde çinko artı iki iyonlarımız var. Ayrıca bu çinko artı iki iyonları indirgenebilir. Eğer çinko artı 2 iyonları bu iki elektronu kazanırsa, katı haldeki çinkoya dönüşecek. Dolayısıyla katı haldeki çinko, çinko elektrodunda oluşacak. Başka bir deyişle, çinko artı 2'nin iki elektron kazanarak, katı haldeki çinkoya dönüşmesine indirgenme diyebiliriz. Tekrar edersek, elektron kazanımı indirgenmedir. Yalnız bu sefer indirgenme çinko elektrodunda gerçekleşiyor. Yarı indirgenme katotta gerçekleşiyor. Demek ki çinko elektrodu bizim katodumuz. İndirgenme katotta oluyor. Çinko elektrodu daha negatif. Çünkü biz elektronları çinko elektroduna doğru yönlendirdik. Bu da bu elektrodu bizim negatif elektrodumuz yaptı. Pil bakır elektrodundan elektronları koparıyor. Bu durumda bakır elektrodu elektron kaybediyor. Elektronlar buraya pile doğru gidiyor. Yani elektronlar pilin pozitif ucuna doğru geliyor. Bu da bakır elektrodunu göreceli olarak pozitif hale getiriyor. İşte bu da bizim pozitif elektrodumuz. Bu alanda yükseltgenme alanı olmalı. Katı haldeki bakır, bakır artı 2'ye dönüşüyor. Evet, katı haldeki bakır, bakır artı 2 iyonuna dönüşüyor. Bunun gerçekleşmesi için iki elektronun kaybedilmesi gerekiyor. Başka bir deyişle katı haldeki bakırın bakır artı 2'ye dönüşmesi için 2 elektron kaybediyoruz. Elektron kaybı da yükseltgenme demek. Yani bu sefer yükseltgenme bakır elektrodunda gerçekleşiyor. Bu da bu elektrodu anot yapıyor. Çünkü yükseltgenme anotta gerçekleşiyor. Zaman içinde bakır elektrodun kütlesi azalıyor. Sonuç olarak bu videoda Voltaik hücrelerle bir elektrolitik hücre arasındaki farkı gördük. Şöyle bir özetlemek istersek, voltaik hücreler kendiliğinden gelişen bir tepkimeyi kullandığı için elektrik akımı üretebiliyor. Ama elektrolitik hücrelere baktığımızda istemli olmayan bir redoks tepkimemiz var. Bu tepkimenin gerçekleşmesi için harici bir gerilim yani voltaj kaynağına ihtiyaç duyduk. Buradaki dikkat çekici bir nokta da elektrolitik hücre ile voltaik hücrenin elektronlarının işaretlerinin ters oluşu. Hatta bunu başka bir renkle de gösterelim. Mesela burada gördüğünüz gibi anot çinko elektroduydu. Yani bizim negatif elektrodumuz. Bu durumda çinko elektrodu bizim elektron kaynağımızdı. Bu da bizim negatif elektrodumuzu oluşturdu. Ama buraya bakarsak buradaki katot bizim negatif elektrodumuz. Çünkü elektronlar pil sayesinde oraya doğru yönlendiriliyor. Demek ki elektrolitik hücrelerde ve voltaik hücrelerde bulunan elektronların işaretleri birbirlerinin tam tersi. Buradaki bir başka noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Elektrolitik hücrelerde negatif elektrot pilin negatif ucuyla pozitif elektrod ise pozitif ucuyla eşleşiyor. Bu da Elektrolitik hücre için hangi elektrodun hangisi olduğunu hatırlamamız için önemli bir detay. Sadece pile bakarak bile buna karar verebiliriz.